Merhaba, dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bilinçaltımız o kadar itaatkar bir sistemle yapılmıştır ki biz ne dersek o da anında evet der ve hiç sorgulamaz. Çoğu zaman düşüncelerimizle, konuşmalarımızla farkında olsak da olmasak da hastalıklara davetiye çıkaran biziz, başkası değil dostlarım benim. Önce bir dinleyin, sonra da karar verirsiniz. Diyelim ki gün içerisinde, bugün de hava soğuk. Ve siz şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Çok soğuk. Ben bu havada kesin hasta olurum. Bilinçaltınız ne der? Hay hay. Emriniz başımın üstüne, hemen uygulamaya geçiririm der. Diyelim ki her sene bu zamanlar kesin ben bir yatağa düşerim dersiniz. O da hay hay, emriniz başım üstüne der ve uygulamaya koymaya başlar. Ya da çok meyve yedim kesin karnım ağrıyacak. Hay hay. Havalar böyle kapalı olunca migrenim artıyor. Hay hay. Ayakta çok durdum. Varislerim ağrır bugün dersiniz. Bilinçaltınız hay hay. Emriniz başım üstüne. Ay, o tatlı bende ihsan yapıyor. Ne demek efendim? Lafı mı olur? Emriniz başım üstüne. Bizim ailede bütün erkekler kalp hastalığından öldü. Ben de kesin kalp hastalığı çıkacak. Ne demek efendim? Hay hay, emriniz başım üstüne der bilinçaltınız. Siz de bence bir düşünün. Ne kadar çok buna benzer cümleler kurduğunuzu. Bazen ısrarla nasıl hastalıkları çağırdığınızı, hatta gelmezlerse küserim dediğinizi, hastalıklarla ilgili düşüncelerim değişmeye başladığından beri ben çok rahatım dostlarım benim. Hastalıklarla ilgili bütün düşüncelerimi değiştirdim. Yanımızda bir sürü sevdiğimiz insan var. Ve başımız ağrısa bile hemen başlıyoruz. Benim çok başım ağrıyor. Başlıyorsunuz o baş ağrısını sürekli tekrarlamaya. Eşinize söylüyorsunuz. İş arkadaşınıza söylüyorsunuz. İlaçlarla onu besliyorsunuz. O da bu kadar ilgi gördükçe geri gitmek istemez. Siz ilgi gördüğünüz yerden kaçmak ister misiniz? Yani biz bir şey üstünde sürekli durdukça, odaklandıkça onun hayatımıza girmesi daha çok içselleşir ve inanca dönüştükçe yaşamımızda daha çok yer bulur dostlarım benim. Bazen hastalıklarla o kadar iç içe geçiyoruz ki bundan fayda bile sağlamaya başlıyoruz. Hasta olunca çevremizden daha çok ilgi görüyoruz. Başımız sıkışınca hemen ona dayanıyoruz. O bizim bazen iş yerinden izin alma bahanemiz oluyor. Bazen gitmek istemediğimiz bir toplantıda nedenimiz. Hasta olunca dahi bir ziyaret edilir, daha bir hali hatırı sorulur oluyoruz. Yani insanlar bizimle daha çok ilgileniyorlar. Yani seviliyoruz. Biz onu seviyoruz. Dostlarım benim hastalığı. O da bizi.
Bazen de belli düşünce kalıpları o kadar çok tekrar ediyoruz ki bilinçaltımız atılmış çapalara dönüşüyor ve o an bilinçli zihnimizle düşünmesek de düşünsek de bizi hastalıklara doğru götürüyor. Çocukluğumuzdan bugüne özellikle 0-7 yaş aralığında bilinçaltımız yaşadığımız, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi doğru, yanlış, güzel, çirkin ayırt etmeden hepsini kaydediyoruz. Sonra da kayıtlarımıza, yaşadıklarımıza ne yaşıyorsak, hangi olayı yaşıyorsak ona göre eskiden aldığımız kalıplar hemen anlam buluyor ve gündeme geliyor. Hastalıklarla ilgili bilinçaltımızdaki kayıtlar bilinçaltımızdaki çapalara dönüşüyor. Tıpkı biraz önceki örneklerdeki gibi bilinçli olarak o anda düşünmesek bile bilinçaltımız hemen devreye girer. Aralık ayı geldi. Hani sen her sene bu zamanlar hasta olurdun ya. Hadi bakalım. 4 yaşındayken de bu meyveden çok yemiştin. Hani karnın ağrımıştı ya. Aynı şeyi yaptın. Hadi bakalım. Hani geçen de hava böyleydi ve senin migrenin başlamıştı. Bak hava yine kapalı. Hadi bakalım. Babaannemin de varisleri vardı. Ayakta kalınca ağrıyor diye sızlanırdı. Şu anda sende de varisler başladı. Sen de bugün çok yoruldun. Hadi bakalım. Bu tip hastalıklarla ilgili iyileşme için bilinçaltına inmek gerekiyor. Dostlarım benim. Bazı hastalıklarla ilgili o kadar acayip, o kadar çarpıcı veriler çıkıyor ki gerçekten inanılmaz. Küçükken baharın ilk geldiği anı yaşayan, ağaçların çiçek açtığını gördüğü gün dedesini kaybeden minik çocuk büyümesine rağmen her bahar ağaçlar çiçek açtığında depresyona girer. Çünkü bahar onda birini kaybetmek, onun acısını yaşamak demektir. Kaybetse de kaybetmese de fark etmez. Bilinçaltı bunu kaydetmiştir ve onu depresyona sokar. Yola çıkıp geri dönmeyen yakınını kaybeden o küçük çocuk, bilinçaltı her yolla giden birini, eşini, çocuğunu hep kaybedeceğini zanneder baharda. Bundandır panik atak geçirmesi. Bundandır onu yolun tutması, mide bulantıları, alerjiler. Bazen yaşadığımız şeyleri hafife alırız. Geçti gitti zannederiz ama unutmayan bir yerimiz var. Bilinçaltımız orada bir kalıp var. Onu sadece hatırlatan bir şeyin olması yeterli olur dostlarım benim. Hastalıkları bazen isteyerek, bazen istemeyerek ama her iki durumda da hayatımıza çekiyoruz. Gelin bugün bir değişiklik yapalım. Sağlığımızın frekansını yükseltelim. Yürüyebiliyor musunuz? Bacaklarınız için şükredin. Şükürler olsun. Yürüyebiliyorum. Sarılabiliyor musunuz sevdiklerinize? Kollarınız için şükredin. Şükürler olsun kollarım. Görebiliyor musunuz sevdiklerinizi? Görebildiğim için şükürler olsun. Duyabiliyor musunuz sevdiklerinizin sesini?
kulaklarınız için şükredin. Kulaklarım, teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. Hatırlayabiliyor musun çocukluğunun ilk gördüğün anı? Sevdiklerini, dedeni hatırlayabiliyor musun? Beynin için, hafızan için şükret ondan aldığın sevgi için. Her organınız için ayrı ayrı şükredin. Sizi siz yaptıkları için, size bu ana kadar koşulsuz hizmet ettikleri için göreceksiniz ki siz teşekkür ettikçe, şükrettikçe sağlığınızın frekansı da kendiliğinden yükselecek. O çapalar kendiliğinden yok olacak. Sağlığınızı hayatınıza yeniden çekmek istiyorsanız elinizde olan şeylere teşekkür edin, şükredin dostlarım benim. Fark edeceksiniz ki o geçmişten getirdiğiniz bütün çapalar yok olacak. Biraz da dilinize dikkat ederseniz hastalıklar yerine sağlığı çağırabilirsiniz. Ben sağlıklıyım. Ben sağlığı seçtim. Sağlığım için şükürler olsun demeyi sakın unutmayın. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.